Bölge sanayinin kalbi olan bir yer. Bölgemizde 10 tanımı yapılmış organize sanayi bölgesi var. Bu OSEB'lerin 5 tanesi iktisat OSEB'e. Bütün OSEB'lerimizde COVID döneminin başında 106 bin çalışanımız vardı. Bugün 123.733, yani 123.733 çalışanımız var. Yabancı firma sayısı bu OSEB'lerde sadece 132 tane yabancı sermayeli firma sayısı var. Organize sanayi bölgelerine baktığımız zaman su ürünleri ve tarıma dayalı sektörler hariç her sektörler mevcut. Ağırlıklı olarak kimleri ev sahipliği yapıyoruz? Makine, kimya, plastik, otomotiv, yan sanayi gibi sektörler daha ağırlıkta önümüze çıkmakta. 21 bin tane üyemiz var. Bu bölgede ilk 500'e giren dev firmalarla ülke ekonomisine mümkün olduğu kadar yüksek değerde katma değer sağlıyoruz. İran biliyorsunuz Türkiye'ye gaz sevkiyatını biraz durdurdu. 3 günlük bir kesinti olacak dediler. İnşallah bunlar uzun süreli olmaz. Ben buna cevap vermeden önce sadece şunu söyleyeyim. İzleyiciler bilsin diye özellikle. 3 ay önce birkaç organize sanayinden aldığım doğal gaz kullanımı ve elektrik üretimi ilgili rakamları vermek istiyorum. Bunlar Türkiye'de çok ilin toplamından fazla olan rakamlar. Örneğin Gebze Organize Sanayi Bölgesi yıllık doğal gaz kullanımı 3 ay önceki rakamı veriyorum 46 milyon metreküp. Elektrik tüketimi 3 ay önceki rakamları veriyorum 658 milyon kilowatt saat. Dilovası İmez yıllık doğal gaz kullanımı 14 milyon metreküp. Elektrik tüketimi 270 milyon kilowatt saat. Bir başka OSEB'ye örnek vereyim. Plastikler OSEB'e. Yıllık doğal gaz kullanımı 14 milyon küsür. Elektrik tüketimi de 273 milyon kilowatt saat. Tabii burası hem İstanbul'un hem de üretimin hem de ihracatın başkenti. Ondan dolayı enerjiye tabii yoğun ilgi var. Enerji bizim her şeyimiz. Hem üretiyoruz, hem satıyoruz, hem de ihracat yapıyoruz. Gaz tedirginliği tabii üyelerimizi tedirgin etmekte. Onların verdiği sözler var. Bu tedarik firmalarına bu verdikleri söz gününde yerine getirmeleri gerekir. Onun için ayrıca bölgemizde doğal gazdan dolayı enerjiye dönüşüm santralları da bulunmakta. Bu kısıtlamalar uzun sürerse bundan üretim yapan sanayicilerin bayağı kaybı olacak. Termin olarak siparişleri var. Onları günde yerine getirmeleri lazım. Enerji maliyetindeki artışlar neyse de ama enerji kesildiği zaman bizim her şeyimiz kesiliyor açıkçası. Geçen sene bizim hem İstanbul'da artış oldu. Hem üretimde hem de ihracatta. Geçen sene Gebze Organize Sanayi Bölgesi tek başına 11 milyar dolar ihracat yapmıştı. Bu seneki rakam 15 milyar dolar. Bayağı bir artış oldu. Zaten Gümrük Ticaret Bakanlığı verilerine baktığınız zaman biz İstanbul'dan sonra ikinci sıradayız ihracat rakamlarında. Sadece bizim bölgeden 34 milyar dolara yakın ihracat yapıldı. Bu gerçekten iyi bir rakam. Ben hep derim ki Allah bütün nimeti bu bölgeye vermiş. Türkiye'nin her tarafına eşit şekilde dağıtısı da derim. Çünkü buraya hem üretimin hem de ihracatın başkenti. Valla bizim bölgede yatırımlar durmadı. Tam hızlı devam ediyor. Biliyorsunuz bir dijital dönüşüm var, yapay zeka var, teknoloji hayatımıza girdi. Teknolojik dönüşümle ilgili çok değişik firmalar geliyor. Yatırımlar devam ediyor. Covid-19 salgınından dolayı bu tür salgınlara tedbirli olalım diye bazı, mesela şu anda Kanada'dan bir firma Gebze'ye yatırım yapmak istiyor. Biz de onlara yer arayışındayız. Yatırımlar durmadı. Yaşanan zorluklar tabii bize iyi hikayeler çıkarmamıza yaradı bu arada. Buradaki yatırımcılar da doğru olanı yapmak için uğraşıyor. Ben her zaman şunu söylerim, bir Fransız yazarın söylediği gibi fırtınanın şiddeti ne olursa olsun Mart'ı sevdiği Mavi Deniz'den asla vazgeçmez. Üretim yapan, ihracat yapan sanayicimiz de bu sevdadan asla vazgeçmedi, vazgeçmeyecek. Biz bu zorlukları da hep birlikte aşacağız.